bir gecede Türkiye'nin dünyadaki konumunun seyri değişmiş oldu. O konudan kendisine çok şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu bu fedakarlıktan dolayı aslında herkesin bilip anlayıp sahip çıkması lazım. Vatanın bütünlüğü, milletin birliği için canından vazgeçti. O gecenin seyrini değiştirdi. Amerikancı FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit oldu. Ömer Halisdemir'i Türk milleti unutmadı, unutmayacak. Vatanı ona canını verdi, nasıl kıydı kendine. Ona Cenab-ı Allah da ona o kadar şefaat etsin, nurların içinde yatırsın Rabbim onu. O bizleri kurtardı, Allah'ın onu kurtarır, civarına basar inşallah. Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir emanet edildiği memleket toprağında yad edildi. Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kıbrıs'tan geliyorum, Lefkoşa'dan. Şehidimize bir vefa borcumuz var. Onu ödemeye geldik, duamızı yaptık. Düzce'den geliyorum. Geçen sene aslında gelmek istiyordum. Pişman oldum, gelemedim zaten. Bu sene mutlaka geleyim dedim. Ömer Halis ismi verilen çocuklar da aileleriyle birlikte Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Kendini kahramanca ön plana atması olsun. Bundan etkilendik. Zaten niyetimiz vardı, bir oğlumuz olursa eğer Ömer Halis koyacağız diye. Gurur duyuyoruz. Aynı şekilde olmasını isterim. İçimden geçen tamamıyla budur. Asker olmasını isterim. Tüm şeylerim, çabalarım bu yönde. Ömer Halisdemir'in kahramanlığı Niğde'de ve birçok ilde isminin verildiği üniversitede, okul ve hastanelerle yaşatılıyor. Başta üniversitemiz olmak üzere şehrimizin meydanı Ömer Halisdemir Meydanı oldu. Üniversite hastanemiz Ömer Halisdemir Hastanesi oldu ve ülkemizin birçok yerinde, okullarda ve farklı alanlarda ismi yaşatılıyor. Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Çukurkuyu beldesinde şehidin ismiyle 18 derslik bir okul yaptırıldı. Diğer şehitlerimiz yaşatılıyor. Onların isminin olduğu bu okullarda da Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte emanet edeceğimiz gençler yetişiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 2500 metrekare alanda içinde müze olan 2 katlı kültür merkezi inşa etti. Müzede Halisdemir'e ait bazı eşyalar, fotoğraflar ve vatandaşların şehit Halisdemir için yazdığı mektuplar sergileniyor. Müze birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve hiçbir zaman da unutturmayacağız. Bütün dünya şunu çok net gördü ki Türk milleti asla dışarıdan müdahaleyi kabul etmez.